Isırgan otu gübresini bir ayı geçti hazırlayalı. Mayıs'ın 20'leriydi herhalde hatırladığım kadarıyla. Veya 20'si olmamıştı. Zaman zaman karıştırdım her 2-3 günde bir. Ve artık oldu. İçindeki malzemeler çürüdü. Gördüğünüz gibi şöyle bir hale geldiler. En son bunları süzüp buradan bidona alıp sıvısını, katı kalan posasını da yine tarlaya atacağız. O da bir gübre, hazır gübre. Doğal organik gübre. Azot yönünden çok zengin bu sıvı. Bunu 1/10 oranında sulandırıp sebzelere, meyvelere atacağım. Yapraktan püskürtmeyle. Yine zararlı meyvelere, sebzelere zararlı olan böcekleri de kaçırıyor. Çok kötü bir kokusu var şu an. Ama bu kötü koku sinekleri cezbetti. Bütün sinekler buraya toplandı. Ben bu sineklere bir çözüm bulmam lazım. Yoksa burada iş yapamayacağım. Sinekler için birkaç yöntem var. Biri far yapıştırıcısı. Karpuz kabuğunun arkasını çevirip yediğimiz iç kısmına değil de dış kısmına far yapıştırıcı sürdüğünüzde birkaç saat içerisinde toplanan sineği aklınız ermez. Şaşar kalırsınız. Artı granül, suya eritilen granüller var. Veterinerler satıyor. Yine onlar da kara sinekleri öldürüyor çekerek kendisine. İçine girdikleri zaman da ölüyorlar. Böyle yöntemler var. Kara sinekler hayvanları da çok rahatsız ediyor. Tabii insanları da rahatsız ediyor ve pislik kaynağı. Onlarla da mücadele etmek şart. Burası da tarlamızın son kısmı. Kavakların olduğu bölüm. Burayı da hazırladık. Pullukla, kazayağıyla ve sürgüyle. Daha sonra karıkları çektik. Damla hortumları döşedik. Şu kısma biraz patates ektik. Sonra biraz soğan. Göçmen soğanı denilen soğandan. Bunlar Eylül-Ekim gibi kelle yapıyorlar. Sonra geri kalan kısma da barbunya ektik. Tamamını ekemedik. Devam edeceğiz daha sonra. Burayı barbunya ile dolduracağız. Son kısma da birkaç karık kışlık bırakacağız. Karnabahar, lahana, kereviz için. Yukarıda da yine dikimler devam ediyor. Bugün domates ve biber diktik. Salçalık biber. Arnavut biberi. Şimdi diktiğimiz karıklara ve ekim yaptığımız karıklara hayvan gübresi atıyoruz. Bu keçi koyun, inek karışık. Çoğunluk keçiyle koyun. Bunu karıklara atıyoruz. Damlamadan da sıvı solucan gübresi ve ısırgan otundan yaptığım ısırgan gübresi veriyoruz. Kalan gübreyi de diğer kalan karıklara dökeceğiz. Böylece gübre işi büyük çoğunluk bitecek ama daha hala var gübre atılacak yerler. Çalışmaya devam. Burası üçüncü parça ekim dikim yaptığımız. Şöyle bir çevreyi göstereyim. İkinci parça orada. Birinci parça da daha yukarıda. Bunlar barbunyalar. 9-10 gün önce toprağa atmıştık. Çıkıyorlar hepsi. İnşallah birkaç haftaya buranın tamamını kaplayacaklar. Tabii çapa yapmak gerekiyor. Ekilen her sebze en az 2 veya 3 kere çapa istiyor. Çapa da bayağı zor bir iş. Bu tarafta biraz soğan var. Bu tarafta da patates var. Patatesler de çıkmaya başladı. Yeşil yeşil kendilerini gösteriyorlar.
diğer kısımları da göstereyim. Bu görülen, boş gibi görünen yere börülce ekildi. Daha 2 gün önce. Bunlar da sanırım 1 haftaya kadar çıkarlar. Buradan yukarıya geçelim. Buranın tamamını doldurduk. Patlıcan, biber, domates, yine barbunya. Bu boş gibi görünen yerlerde barbunya ekildi. Bunlar yeni ekildi. 2 gün önce. 1 haftaya kadar çıkarlar inşallah. Yine burada biberler. 8 çeşit biber var burada. Yine yukarıda 2 çeşit domates var. Artık kendilerini göstermeye başladılar. Bir kez çapa yapıldı buraya. Tabii yeterli değil. Suyu yedikçe yabancı otlar, zararlı otlar yine çıkmaya başlıyor. Artı bazı diken çeşitleri, tarla sarmaşığı ve ayrık otları çapalansa dahi kökleri çok derinlere gidiyor. Tamamını kesmek, yok etmek mümkün değil. 10-15 gün sonra yine hiçbir şey olmamış gibi toprağın üstünde kendilerini gösteriyorlar. Onları eğer 15-20 günde bir çapa yapmak gerekiyor. Burada yine patlıcan, sonra biraz kavun ve börülce var. Bu taraf ilk ektiğimiz yer. Videolardan hatırlarsınız. Burada da mısır, fasulye ve kabak. 3 kız kardeş yöntemiyle ektik. Mısır ve fasulyeler çıktı, kendini gösterdi. Kabakları bekliyoruz. Burası oturak fasulye. Diğer fasulye sırık fasulye. Mısırlara sarılacaklar. Bunlar oturak fasulye. Bura bamya. Bamyalar kendini göstermeye başladı. Börülceler. Salatalıklar. Burası karpuz. Ve yukarı kısım kavun. Buranın da bir kez çapası yapıldı. Fakat yine gördüğünüz gibi illa ot kalabiliyor. Artı birkaç gün içerisinde tekrar yeni otlar çıkıyor. Suyu gördükçe ve dediğim gibi bazı otların bir türlü kökü yok edilemiyor. Yoncayı biçtirdik bugün. Birkaç gün kuruyacak. Ondan sonra onları zincir yapacağız ve balya makinesi gelip balya yapacak. Sonra tekrar boruları döşeyeceğiz, fıskiyeleri döşeyeceğiz, sulayacağız ve bir ay sonra yine biçim zamanı gelecek. Buğdaylar için biçer döver bekliyoruz. Biçer döver geldiği zaman o da buğdayları biçecek. Bunlar ilk poşetten ektiğim salatalıklar. Poşette yetiştirip de buraya gelenler. Diğer çekirdekten olanlar daha ufaklar. Birkaç tane salatalığını yedik bugüne kadar. Gördüğünüz gibi minik minik dökmeye başladılar. Evet, uçlarda, bilmiyorum görebildiniz mi? Evet, burada var işte. Bir tane daha burada var. Bu şekilde. İlla çıkmayan yerler oluyor. Özellikle bamya nazlı. Bamya içerisinde çok boşluklar var. Çıkmayanlar çok oldu. Oralara tekrar tohum attım. Tekrar dün su verdik. İnşallah onlar da çıkarlar en yakın zamanda. Bazı çukurlarda 2'den fazla kavun çıkmış. Bazı çukurlarda ise yine çıkmamış. Oralara da aşı yaptık fazlalıklardan. Fazla olan yerlerden fazla olmayan yerlere aktardık. Ve üst yerlerine de güneşten etkilenmesinler, güneşte kurumasınlar diye. Güneş çarpmasın diye. Çünkü daha kökleri çok zayıf, artık strese giriyorlar. Bu şekilde otlarla gölge yaptık.
İnşallah onlar da tutarlar. İşe yarar. Bu taraf güzel. Fakat bazı yerler yine boşluklar içerisinde. Yani attığınız her tohum çıkmıyor. Atılan her tohum çıksa bu iş çok kolay. Bazen iki kez, bazen üç kez atmak gerekiyor. 15 gün arayla, 20 gün arayla. Uğraşmadan, mücadele etmeden olmuyor. Bu yabancı otlarla mücadele etmeden olmuyor. Yoksa bunlar olmasa çiftçilik kolay. Biraz çileklerin otunu yolduk bugün. Dün de biraz yolduk. Bugün daha çok yolduk. Fakat hala bitiremedik. Her türlü yabancı ot, diken, ayrık otları. Bunların hepsi uğraşmadan, emek vermeden olmuyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.